Kanal T ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Sağlıklı Yaşam programımızla bu akşam karşınızdayız. Ve bu akşam sizin için hazırladığımız ilk konumuz, biz bayanların yakından temas ettiği ve hemen hemen hayatımızın her alanında kullandığımız kimyasal içerikli olan deterjanlar ve deterjanların insan sağlığına olan etkisi. Şimdi bu akşam İbrahim Gökçek'le birlikte deterjanların insan sağlığına olan etkisini konuşacağız. Evet İbrahim Bey, merhaba diyelim, merhaba. Öncelikle ve başlayalım. Deterjanın insan sağlığına etkisi nedir? Evet, evde kullandığımız, mutfakta kullanılan bulaşık ilaçları, lavaboda kullanılan kireç çözücüler, yağ çözücüler, çamaşırlar için bulaşık çamaşır tozları, çamaşır suları vesaire, hepsi birçok kimyasal madde ile içeriyor. Parlatıcılar, renk vericiler, yumuşatıcılar vesaire, toplam 55 bin kimyasal katkı maddesi içeriyor. Bunlar hepsi hemen hemen ortak özelliği sulfoniller. Sulfonil mesela kiri çözerken çamaşırda olsun, bulaşıkta olsun veya yerde olsun kirin yerine geçiyor. Çok ince bir tabaka oluşturuyor. Evet. Yani 70 derecede ısıtmazsan, kaynamazsan ne olur? O yok olmuyor. Kişi bu tabakla yemek yediği zaman, tencereden, tabaktan, bardakla o kimyasal madde 26 saniyede bütün organlara geçiyor. Yani bulaşık ilacında, çamaşır tozunda, yer silicide, şunda bunda olan her şey hemen bünyeye çeşitli yönlerle bütün organlara yayılıyor. Kansere sebep oluyor, depresyona sebep oluyor, panik atağa sebep oluyor, sinir sistemine zarar veriyor, hiperaktivite, birçok hastalığı tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ev kadınları, çalışmayan bayanlar, yani evde bulaşıkla, çamaşırla daha çok temasta olan insanlar daha çok kanser vakasıyla, depresif rahatsızlarla karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda kullanılan bütün bu ilaçlar, kimyasal maddeler insanların hayatını perişan etmekte. Bu nedenle Avrupa ve Amerika'da insanlar artık Arap sabunu gibi zararsız ve basit temizleyicilere dönmektedir. Eskiden Arap de sabunu. Zaten böyleydi değil mi? Yani bir eskiye geri dönüş var gibi geldi şimdi bu söyleminizden bana. Evet, rahmetli annem de evet. Arap sabunu kullanırdı her yere, her şeye. Arap sabunu hiçbir zararı yok. Çocuk mesela, bebek yese bir tatlı kaşığı, bir yemek, bir şey olmaz. Nihayetinde nedir? Yani. Pirin öl dediğimiz zeytinyağının, zeytin çekirdeğinin en kalitesiz yağı özel bir sistemle fosforla, fosforhidroksitle birleştirerek yavaş yavaş özel bir sistemle Arap sabunu elde edilir. Basit bir sistemle. Ve doğada hemen çözülür. Artık madde kalmaz. Fakat diğer kimyasal ilaçlar suda çözülmez. Mesela çamaşır, yıkanan bir makine çamaşır. Bir makine çamaşırda kalan toksik maddeyi arıtabilmek için 8 ton su kullanmak gerekir. Bir bulaşık makinesi dolusu yıkanmış, temizlenmiş bardak, tabak, tenceredeki kimyasal maddede aratabilmek için 8 ton suyla tekrar yıkamak. 8 ton. Kişi şampuanla kafasını duş yaptı. O vücutta kalan kimyasaldan arınmak için 2 ton su kullanmak. Yani 250 kova suyla çamaşır, bu şampuanın vücudundaki toksik maddeyi atabilmek için 250 kova suyla yıkamak gerekir kişiyi. O kimyasal maddeden kurtulması için. Yani sıvı sabunlar, kimyasal, normal doğal sabun değil de hayatımıza giren kimyasallar kansere yol açıyor, depresyona yol açıyor, hiperaktivitete, boğaz enfeksiyonu, faringite yol açıyor. Çocuklarda bunlarla temas halinde, çünkü mesela giyiyoruz, çamaşır makinesinden çıkan, kurutulan şeyler hep derimiz, vücudumuz emiyor toksik maddeyi. Tabakla, kaşıkla, bıçakla temiz zannediyoruz, pırıl pırıl, ama onun üzerinde çok ince bir sulfonil molekülü var. Çok çok tehlikeli.
mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığına vesaire vesaire hastalıkları tetikliyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artık insanlar doğaya dönmeye çalışıyor ve organik suda çözülen madde kullanmaya çalışıyor. Mesela bizim köyde eskiden köyümüzün ırmağında insanlar yastı namazdan sonra eve giderken kova dolusu balık tutarlardı. Irmağa girmeden elleriyle alır doldurur. Oh. Yani o gün yiyecek bir şey yoksa bir kova dolusu balık götürebilirdi evine. Bugün Hamsi büyüklüğünde dahi bir tane balık yok köyde, ırmakta. Neden? Dağlara, taşlara, işte tarlalara atılan kimyasal maddeler, gübreler mikroorganizmayı yok etti. Balıklar neyle beslenecek? Balıklar da yok etti. Biz o buğdayı yiyoruz, biz de zehirleniyoruz. Yani mesela ben şimdi aloe vera üretimine başladık biz. Ne kullanıyoruz? Aloe vera üretiminde guano, yarasa gübresi veya penguen, en kaliteli penguen gübresi guano. Guano dünyada en çok Avustralya mağaralarında var. Bir de Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki mağaralarda guano gübresi çok Türkiye'de kaliteli. Türkiye'de de var yani. Evet, organik, doğal gübreyle. Şimdi bir an önce tedbir al. Almanya'da yasak olan hijyen maddeleri Türkiye'de satılıyor. Alman Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı onay vermediği, tehlikeli bulduğu, ismini verirsen mahsurlu olur. Belki mahkeme dava açarlar. O Almanya'da yasak olan şeyler Türkiye'de satılıyor. Onun için bu nedenle bizim insanımızın sağlığı da en az Alman'ın sağlığı kadar değerlidir. Bu Alman firmalarının Türkiye'de sattığı kalitesiz, kaliteli mal satsa fiyatı yükseliyor. Bu nedenle kalitesiz kimyasallar katıyorlar. İnsan sağlığıyla oynuyorlar. Bunun önüne geçilmesi gerekir. Evet tabii ki. Ya bize pratik geliyor ama hem sağlığa hem de bir yandan da ev ekonomisine evet. bile zararlı aslında. Doğala dönmek evet, gerekir. Evet doğala dönmek gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi buradan hareketle deterjanların ne kadar etkisi vardır bilemiyorum tabii ama karaciğer zehirlenmesiyle bir bağlantı kuracak olursak ne yol açar evet. karaciğer zehirlenmesine? Nasıl böyle bir... Birçok kimyasallar karaciğeri zehirliyor. Alkol başta olmak üzere. Veya alınan kimyasal ilaçlar, çeşit depresyon nedeniyle veyahut da herhangi bir romatizma hastalığı veya başka bir hastalık nedeniyle alınan kimyasal ilaçlar karaciğeri zehirliyor. Karaciğeri zehirleyen bir şey daha var. O da bu mevsimde, bu zamanda toplanan mantarlar. Böyle şapka gibi büyük bir mantar var. Bu çok ağır ve toksik bir madde içer. Amarantin denen karaciğer hücrelerini iflas ettiriyor. Buna karşı ne yapmak gerekir? Evet, şöyle gördüğünüz gibi bir diken var elimde. Bu dikene bazı yörelerde deve dikeni denir. Bazı yörelerde eşek dikeni denir. Eşek dikeni denir. Çiçeği böyle kiraz kurusu gibi. Çok güzel bir çiçeği var. Ama dikeni çok sert. Battı mı mahveder adamı. Bu deve dikeni veya eşek dikeni derler bazı yörelerde. Bunun kabuğu soyularak şu sapı yenebilir. Çok güzel, lezzetli. Fakat bunun en önemli yeri nedir? Bu çiçek tohuma döndüğü zaman bunun tohumundaki zilimarin denen etken madde karaciğer zehirlenmesine karşı dünyada en etkili maddedir. Karaciğer zehirlenmesine karşı bundan zilibin denen bir madde üretilir. Mesela Almanya'nın sadece bir şehrinde bir ay içerisinde 18 çocuk mantardan hastalanmış. Hemen hastaneye efendim infüzyonla hemen kandan zilibin denen madde veriliyor ve ölümden kurtuluyor. Eğer ki mantar zehirlenmesinde hemen hemen her hastanede bu madde olması gerekir. Çocuklar yakalanırsa yerse zehirli mantarı %50'si ölüyor eğer hemen hastaneye yetişip tedavi edilmese. Yetişkinlerin de %25'inde ölüm rizikosu var. Çünkü o mantardaki toksik madde böbreklerdeki hücreleri çürütüyor, deforme ediyor. Bunun birleşimindeki etken madde toksik maddenin hücrelere yanaşmasını engelliyor. Onu kendine bağlıyor. Çok doğal. Hiçbir yan tesiri yok. Hepatit B ve hepatit C'ye karşı da
Deve dikeninin tohumu etkili klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Ha, yüzlerce araştırma var. Bu araştırmalarda efendim siroza yakalanan toplam 2169 siroz hastasına deve dikeninden elde edilen özel bir ilaçla tedavi edilmiştir. Siroz hastalarının diğer kimyasal ilaçlarla tedavi edilenlere göre daha uzun ömürlü oldukları, daha uzun süre yaşadıkları belgelenmiştir. Yüzlerce ilim adamı bunu yapmıştır. Belge, bilgi var yani. Klinik araştırması var. Detaylı bilgi isteyen doğaltedavi.net'ten görebilir. Evet. Klinik araştırması var. Siroza geçmemişse henüz hepatit B, hepatit C problem değil. Biz çok güzel bir formül geliştirdik. Bu deve dikeninin tohumu. Ha, şifalı olan kısmı tohumudur. Bunun tohumunun içindeki etken maddenin ekstraktı, ekstresi. Yani özütü. Tohumunun ekstresi. Bir, şahtera tohumu, enginar, şahtera otunun ekstresi, enginar yaprağının ekstresi, oregon üzümü yani mahonya ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan karaciğer için çok mükemmel bir formülümüz var. Kişi mesela bir beyefendi Trabzonlu hepatit C'ye yakalanmış. Hepatit C'ye yakalananlar tedavi edilmezse %80 siroza gider. Hemen zamanında müdahale edilmezse. Hepatit B o kadar değil. Hepatit B'de %2. Hepatit C'de çok yüksek oranda siroza dönüşme riskosu çok büyük. Allah korusun iflas. Karaciğer nakli gerekebilir. Şimdi bu vatandaşa dedim ki ya hepatit C bilmiyoruz. Bakalım görelim ne olacak. Ben dosya getirdim ama arabada kalmış. 6 ay kullandı. İksir, aloe vera jel, deve dikeni forte, kortisep forte, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Bir yıl sonra tekrar doktora gidiyor, hastaneye gidiyor. Tekrar bir analiz. Acaba nüksetti mi, etmedi mi gibi. Nüksetmedi, sıfır. Hiçbir problem yok. Evet, evet biz aradı, teşekkür etti. Allah razı olsun. Hepatit B ve hepatit C'den birçok kişiyi hamdolsun biz bu çok özel formülle. Zaten bununla ilgili 2169 bugüne kadar bu 10 yıl önceki veri. Bu 10 yıl içerisinde yüzlerce araştırma daha yapılmıştır. Onları saymadım henüz ama klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Yani problem yok. Geç kalınmadığı sürece hepatit B, hepatit C tedavi edilebilir. Evet, hatta bir izleyicimiz var galiba. Evet, buyurun efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Alo. Evet, devam edelim. Galiba hat düştü. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu deve dikeni tohumu, bazı tohumlar evde kaynatılıp çayları içilebiliyor yani. Bunda da öyle bir şey söz konusu mu acaba? Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. Buyurun. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ben doktora görüşecektim. Buyurun efendim, burada kendisi sizi dinliyor. Peki. Ben solunum yollarından rahatsızım. Geçen sene tutulmuştum, bir kırık gibi yakalandım. Kırığı atlattım ama şimdi çok zor nefes alıyorum. Çok özür dilerim. Bir öksürek, bir balgam. Bir şey yok, ikisi. Biz de zaten Şimdi biz de zaten bunu konuşacaktık biraz önce, biraz sonra. Yani bundan sonra siz sormuş oldunuz. Biz de o konuya direkt dönelim madem. Adaçayı, bademcik iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitkidir. Nefes yollarını açar, temizler. Nefes yolları iltihaplanmasına karşı etkilidir. Fakat şöyle bir durum var. Adaçayının 700 çeşit adaçayı var. Dünyada. Türkiye'de 83 çeşit adaçayı yetişir. Bu gördüğünüz adaçayı Latincesi yani şifalı adaçayı Salvia officinalis Latincesi. Türkiye'de şifalı adaçayı yerine Salvia triloba, loplu adaçayı kullanılır.
Şuna mesela şurada ne görüyorsunuz? Bir yaprak. Bu yaprak şöyle tek. Yanında küçük lobçuk yok. Yani küçük küçük yaprak yok. Tek yaprak. Buna Salvia officinalis. Şu yaprağı tek olacak. Çift yanında iki de küçük yaprak çıkılırsa o triloba. Yani üç loblu demek. Evet. Üç loblunun etkisi var mı yok mu bilmiyoruz. Türkiye'nin üç loblu adaçayı, Salvia zideridis, Salvia triloba. Salvia triloba. Türkiye'de en çok kullanılan iki adaçayı. Bunlar ne kadar etkili değil bilmiyoruz. Hiçbir klinik araştırması yok. En çok da Türkiye'de Salvia triloba dediğimiz üç loblu adaçayı kullanılıyor. Bu da Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde ormanlar, dağlar, taşlar milyonlarca ton. Ne işe yarar bilmiyoruz. Belki bir faydası var. Fakat asla şifalı adaçayını tutmaz. Bu adaçayının farkı bir, bir lob. İki, çiçeğini gördüğünüz gibi mor mu? Eflatun mu? Eflatun. Tam olarak mor bu, değil, açık renk. Bu eflatun. Hafif böyle mor olur, lila rengine döner, evet. Hafif pempemsi olur, renk değiştirir. Ama asla beyaz olmaz. Beyazsa o şifalı değildir. Yani belki şifalıdır bilmiyoruz. Ama ada çayları içerisinde en kaliteli olanı bu. Peki. Benim küçük oğlum sürekli hastalanıyordu. Bademcikleri ceviz kadar oluyordu. Çocuğum ben ona çay yapıyorum, veriyorum. Dikkat et, dikkat et. Yok. Bunu sürekli içirdiğin zaman bir ay çayını, biz de çok özel bir çay hazırladık. Sadece ada çayı değil, birçok diğer bitkiyle özel bir harman. Kekik, papatya, efendim özel bir harman geliştirdik. Bunun çayını içtiği zaman bademcikleri ameliyatlık dahi olsa, ceviz kadar da dahi olsa bir ayda fasulye kadar kalır, tertemiz eder içindekini. Bunun bir özelliği daha var, o da nedir? Şimdi havalar ısınıyor yavaş yavaş. Güneydoğu Anadolu'da insanlar ve Akdeniz'de havalar ısındığı zaman ne yapıyor? Damda yatıyor. Kibirlikte böyle. Ben de bir sefer Antalya'da bir dostumu ziyaret ettim. Dedi ki damda yat, içeri çok sıcak. İyi dedim ama sabaha kadar uyanmadım. Damda düşerim. Şimdi onlar böyle kibirlikte yatıyorlar, alışmışlar. Ama bazen insan alışmamışsa lavaboya gideyim derken gece damdan düşebilir. Alışkın olmadığı için evet. Damdan düşmemek için ne yapmak gerekir? Güneydoğu'da özellikle Diyarbakır'da falan çok insan yazın damdan düşüyor. Damdan düşmemek için şunu yapmak gerekir. Bunun çayı bir, ada çayı, 40 kilit otu, nane karışımından çok özel bir çay geliştirdik. Hararet çayı. Bu çayı içtiği zaman kişi isterse dışarıda 60 derece olsun hiçbir problem yok. Rahat rahat uyur. Evet, burada keseceğim İbrahim Bey. Telefonda bir bağlantımız var, izleyicimiz var. İyi akşamlar efendim, buyurun. İyi akşamlar hocam. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Hocama bir soru soracaktım. Şekerle ilgili bize tavsiye edeceği çaylar veya bitkilerden bize ne tavsiye eder? Hepatit ve bizim bir çocuk da vardı. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun efendim. Biraz önce hepatit B ile ilgili konuştum. Deve dikenin tohumunun ekstresinden ve enginar yaprağının ekstresinden, şahter otu ekstresi, mahonya ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan deve dikeni forte, özel bir formül. Hepatit B'ye karşı o etkili. Şekere, diyabete karşı ise burada... Şimdi bununla da ilgili ada çayıyla, şifalı ada çayıyla ilgili klinik araştırması yapılmış. 300 hasta üzerinde bir, dermansızlık, halsizlik, yorgunluk gibi rahatsızları olanlar tedavi iyileştirmiş. İki, karında demir eksikliği olanlara iyi gelmiştir. Üç, şeker hastalığı geç kalmadıysa iyileştirmiştir. Dört, verem hastalarında gece ortaya çıkan aşırı terlemeyi önlediği belgelenmiştir ada çayı. Fakat şeker hastalığı ağır bir durumdaysa şekere karşı başka bir bitki gerekir. Nedir? Gurmar. Gurmar Hindistan'da yetişen bir sarmaşıktır. Bunun yaprağının ekstresinden çok güzel bir formül geliştirir. Şeker hastalığına karşı gurmar forte, birleşimde ada çayı ekstresi, gurmar ekstresi, yaban meclisinin ekstresi, efendim, kara hindiba ekstresi gibi 19, hepsini söylemiyorum. Neden söylemiyorum? Bazı problemler çıkıyor onun için. Bizim Xertonic diye ürünümüz vardı. Bir firma
Hemen kopyaladı. Ama %80-90 su katmış, biraz renklendirmiş. Vatandaş kullanmış. Tabii onun zaten içeriği sizde yani. Evet, hastalanmış vesaire. Onlar kendi çaplarında bir şey yapmaya çalışmışlar. Hastanelik olmuş. Evet, Allah, sonuçlar böyle oluyor. Yardım etsin, bu da öyle. Şimdi bu şeker hastalığına da iyi gelir ama ağır vakalarda yeterli değil. Gurmar forte. Çok özel bir ekstrak. Mesela bir beyefendi Mehmet Bey, diyabete karşı iki tane hap kullanmasına rağmen şekeri 450'den aşağı düşmüyordu. Doktor demiş ki insülinsiz yok artık, kurtulamaz. Mecbur insülin vurulacaksın. O da ben insülinle başlarsam iflas eder efendim işte pankreasın, ben kullanmak istemiyorum. Kullanırsın kullanmasın. O arada internete bakmış geldi. Kullandı. Bizim ben onlara iksir alıvereceğim, kurma forte üzerine verdim baktım. 6 hafta sonra geldi 150'ye düştü. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan. Gurmar ne yapıyor? Birleşiminde cinnamik asit pankreasın içerisindeki insülin salgılayan beta hücreleri var. Buna adacık hücreleri denir. Neden adacık? Böyle dağınık olduğu için. Ada. Bu hücreler diğer hücrelerden farklı olarak çok narin. Pankreas yağlandığı zaman, sıkıştığı zaman bu hücreler büzülür. İnsülin salgılayamaz, küser. Cinnamik asit, gurmardaki cinnamik asit beta hücreleri tekrar canlandırıyor. Hadi insülin salgıla diyor. Ve pankreas tekrar çalışıyor. 4565 hasta üzerinde gurmarla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Şekere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu konuyla ilgili çok büyük araştırma yapılmıştır. Belge, bilgi var yani. Evet. Bu gördüğünüz bitki de üçüncüsü papatya. Papatya ne işe yarıyor peki? Onu getirdiğinize göre kesin onun da bir şeyi vardır yani. Evet, evet. Papatyanın 400 çeşit papatya var. Evet. Buna Latince matrix denir. Matrix. Matris ana rahmi demek. Evet. Almancası Mutterkraut. Yani ana otu. Neden rahim otu diyor, bazıları rahim otu diyor, bazıları ana otu diyor? Çünkü eskiden bu kadınlardaki adet öncesi ağrı ve sancılara, kramplara karşı kullanılmış. Permenstrual sendrom dediğimiz adet öncesi, evet, ağrı, sancı, sızı, gerilim, stres, üzüntü yani hormon anormallikleri nedeniyle yaşanan psikolojik rahatsızlığa karşı kullanıldığı için ana otu denilmiş, rahim otu denilmiş vesaire. Burada keseyim ben, hemen devam edeceğiz. Bir izleyicimiz hatta çünkü. İyi akşamlar efendim, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Ben doktor bey bir şey soracaktım. Diyoruz, sağ olun, buyurun, sizi dinliyoruz. Ben şeker hastasıyım. Evet. Benim böyle sinirlendiğim ya da bir şey üzüldüğüm zaman aşırı baş ağrısı oluyor. Ensemden bir ağrı geliyor. Bu şekerle ilgili mi yoksa başka bir şey mi? Acaba tansiyonum var benim, şekerim var sürekli. İnsülin kullanmıyorum ama hap kullanıyorum. Peki efendim, teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. İbrahim Bey cevap verecek şimdi yani size. Sinirlendiği evet, zaman tekrar tetikliyorsunuz. İksir aloe vera jel sinirsel problemlere karşı sarı kantoron forte, sakinleştirir, relax. Bir ara burada mesela Okan Karacan böyle geriliyordu, kaplan gibi içeri giriyordu, geriliyor. Ne oluyor dedim, niye geriliyorsun? Ya hiç sorma dedi, sabah 7, akşam 11, çok çalışıyorum, geriliyorum. Sarı kantoron kullandım. Bir hafta kullandım, ne oldu? Kuzu gibiyim, bursalar bile diyor. Çok diyor, sakinleştim. Bir hafta içerisinde sakinleştim. Çünkü sarı kantoronun birleşimindeki hipeforin, beyindeki serotonin hormon salgılanmasını artırır, bir. Noradren hormon salgılanmasını artırır, iki. Glutamat salgılanmasını artırır. Doğal salgıladığı için bünyeye bir zararı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda antidepresan birinci ve ikinci derecede ağır depresif rahatsızları iyileştirdiği belgelenmiştir. Antidepresan olarak Avrupa'da doktorlar ilaç olarak yazarlar sarı kantoronu. Sarı kantoronu kullandığı zaman kişi relax, rahatlar. Evet, peki papatyadan devam edelim. Şimdi papatya, yerine kesmiştim sözünüzü. Sağ olun, teşekkürler. 400 çeşit papatya var. Vatandaş gördüğü her bitki papatya zannediyor. Bana şimdi papatya gönderiyorlar. Hoca, bende papatya var. Tamam, bir numune gönder, bir bakayım diyorum. Gönderdiği papatya dediği şey
eşek papatyası, at papatyası denen böyle büyük büyük çiçekli veya bazıları ne diyorlar ona, bu süs bitkisi, koyun gözü veyahut da çeşit çeşit bitkiler gönderiyorlar. Diyorum ki bu papatya değil. Ne papatya? Dünyanın en kaliteli papatyası İzmir'de yetişir. Bunun ismi Schema mollia rutik. Ya çok da Latincesi çok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Latincesi neymiş bunun? Bak ben de bitkilerin en telaffuz edemez oldum. Yanı bu herhalde. Schema mollia rutica. Schema mollia rutica. Bunun özelliği şu. Şu çiçeğin sarı göbeğini ortadan ayırdığınızda, o ayrılmıyorum, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, ana rahmine benzeyen bir göbek var. Şu çiçeğini, şu püskülleri kopardığınızda ortada bir göbek var. Bu ana rahmine benzer. O nedenle rahim otu denir, ana otu denir. Bunu kokladığınızda, ezdiğinizde kamazulen denen etken bir eterik yağ var. Kendine has. Bu kamazulen sadece bu özel koku bunda olur. Başka diğer papatyalarda olmaz. Onlar papatya değil zaten. Sadece bu papatya. O zaman ayırt edici özelliğimiz de bu olsa gerek. Diğer evet. Papatyalarla arasındaki farkı anlayabilmek için. Göbeği evet. Var bunun. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Göbeğin ortası böyle ortası ana rahmine benzer. Ortası açtığınız zaman şöyle boştur. Kamazulen'i sentetik olarak birçok firma üretti. Yani bunun içindeki eterik yağı ürettiler. Sentetik olarak üretilen kamazulen, bunun birleşimindeki doğal kamazulene, yani fiziksel ve kimyasal olarak benzese de aynı değil. O bünyeye uymadığı için zarar veriyor. Kullananlar alerjik rahatsızları tetikliyor. Sentetik olarak parfümlere katılıyor. Alerjik rahatsızları tetikliyor. Sentetik olarak üretilen, kimyasal olarak üretilen, doğal olarak üretilen bir yan tesiri yok. Bu nedenle hakiki papatya kullanılacaksa doğal papatya yağı kullanılması gerekir. Sentetiğine yaklaşmamak gerekir. Çünkü birçok hastalığı tetikler. Papatya papaverin kadar, yani haşhaştan elde edilen kramp çözücü ilaç kadar krampları çözücüdür. Bayanlardaki adet rahatsızlarında olsun, karın ağrılarında olsun, kramplı rahatsızlarda olsun, kramp çözücü özelliği var. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması var. Profesör Doktor Körsing, bunun birleşimindeki eterik yağın bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi nötrleştirici özelliği olduğunu tespit etmiştir. Nötrleştiriyor, toksik evet. Maddeyi. Böyle de özelliği var. Evet hocam, bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik ne yazık ki. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bu akşam programımızın sonuna geldik. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.